Bilgisayarda arkadaşımız kim? Yaşam standartlarının geliştirilmesi, engelliler ile ilgili toplumda bilinç oluşturma, engellilerin topluma kazandırılmasında yardımsever birey olma açısından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemli bir farkındalık oluşturmaktadır. Bizler de bugün bu programda ilimizde engellilik konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Sayın Valim, bizler İl Müdürlüğü olarak 250 kapasiteli bir kuruluşta 138'i bakım personeli, kursiyer, eğitici, sosyal servis ve sağlık servisleriyle 200 kişiyle buradaki engellilere hizmet etmekteyiz. Ve her zaman da yanlarında olduğumuzu göstermek isteriz. Sayın Valim, bizler sadece kurum bakım olarak değil, 2007 yılından beri ilimizde uygulanmakta olan evde bakım hizmetiyle bugüne kadar 7293 tane engelliye, bu ayda 3499 engelliye evde bakım hizmeti sunmaktayız. Ve bu evde bakım hizmetiyle ilimize aylık 3.3 milyon, yılda ise totalde yaklaşık olarak 40 milyonluk bir ödeme yapılarak engellinin desteklenmesi, engellinin güçlenmesi için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Sayın Valim, ilimizde tabii ki farklı sosyal hizmet alanlarının engelliye yönelik bakanlığımız tarafından yürütülen farklı sosyal hizmet modellerinin de yaygınlaştırılması için 2017 yılında çalışacağız. Örneğin en az 4, en fazla 6 kişinin kalabileceği umut evlerini, ki ilimizde bir tane mevcut, ilimize yakınlaştırmak istiyoruz. Ve toplumumuzda apartman daireleri içerisinde engellinin yaşamasının olabileceğini, toplumun engelliye sahip çıkmasının gerekliliğini göstermeye çalışacağız. Yardım eden değil, sosyalleştiren, yanının göstermesi açısından toplu taşıma araçlarına aylık ödemeden bu dikkati çeken bir uygulamalardan biridir. Öde kaldırım, gidilemeyecek, erişilemeyecek herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu, bir parktır, bahçedir. Sayın bildirgesiyle 3 Aralık Farkındalık Günümüz olarak ilan edilir ve o günden beri kullanılır. Bu günümüz kutlanmaktadır. En son Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye genelinde nüfus oranına vurduğumuz zaman 8,5 milyona engelimizin olduğunu ve Yozgat'ımızda da öyle bir ilimsi bir rakamımız var ki 15.016'sı Yozgat'ta yaşadığı Aile Bakanlığımız tarafından açıklanmıştır. 4 yıl önce Yozgat'ımız beni onurlandırdı. Rol model olarak seçti. Katıldığım 81 bin rol modellerinin olduğu Samsun'daki toplantıda hayat... Gracias.
tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim abla. Teşekkürler. Şimdi Narin Işık isimli engellimizin konuşmasını dinleyeceğiz. Benim bir trafik kazası sonrası bedensel engelli oldum. Her birey bir engelli adaydır. Sözünü duyup yaşayan bir örnek olduğunu düşünüyorum. Dünya Engelliler Günü senede diğer günler gibi bir defa kutladığı, ondan sonra unuttuğumuz bir gün olmaması lazım. Ben Yozgat Valiliği görevine başladığımda bir şey söyledim. Dedim ki, buradaki görev alanında bazı gruplara pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Şehit gazi aileleri, engelliler ve bunların biz görevdeyken mutluluğunu, hayattan aldığı tadı ne kadar artırabiliyorsa benim buradaki görevdeki başarı o dedi, o dedi. Bunu ifade ettim açıkçası. Yani burada binalar yapılacak, fabrikalar kurulacak, okullar açılacak. Bunlar bir tarafa. Ama bunu ruhumun tüm derinliklerinden gelen sözle ifade ediyorum. Sizlerin ayrıcalığı özel bir önemi var. Sizleri eğer bulunduğunuz ortamda ne kadar daha farklı, daha güzel bir ortama gösterebiliyorsak, sizin hayattan aldığınız tadı bir gram daha fazla yukarı gelebiliyorsak, bu bizim için başarılı olacak. Kamu kurumlarında, şehirdeki ulaşımda, çeşitli hizmetleri almamızda sizleri her zaman ön alıyoruz. Yani dernek başkanımızın ifade ettiği çeşitli kursların açılmasında, kamu kurumlarına rahatça girişinizde, okulunuza rahatça girişinizde, hastaneye rahatça girişinizde, servis aracının bu şehre getirilmesinde, bazı araçların engellilerin yararlanacağı bir şekilde bu çalışmaların yapılması konusunda sizle özel gayret göstereceğiz. Sizin oluşturduğunuz, sizin temsilciniz olan dernek de bizim için önemlidir. Devamlı Hamid Hanım'la bu konuda istişare edeceğiz ve onun yönlendirmesiyle de gerekli çalışmaları yapacağız. Ben Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze yeni arkadaşımız geldi. Ona ifade ettim. Bizim için en önemli kurumlardan bir tanesi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hizmet alanındaki kuruluşlar. Yani huzur evlerinde, huzur rehabilitasyon merkezlerinde çocuk yuvalarına karşı. Ben bir ülkeyi, bir devleti, bir hükümeti, onun başarısını yaptığı binalarla, yaptığı yollarla falan ölçüyorum. Veya gayri safi milli hasılası ne kadar arttı, bunları ölçüyorum. Tabii ki bunlar da bir göstergedir. Ama asıl gelişmişlik, bazı yoksullukları olan insanların devletin yardımıyla, hükümetin, birimlerin yardımıyla hayatını ne kadar kolaylaştırabiliyoruz? Onu ne kadar mutlu edebiliyoruz? Ne kadar empati yapabiliyoruz? Ne kadar hissedebiliyoruz? Onların adına ne kadar bir işlem yapıp da onları daha rahat ettirebiliyoruz? Asıl başarı budur. Gelişmiş ülkede de olan olaylar budur. Örneğin Batı'ya gidiyorsunuz. Kaldırımlarda bu insanlar daha rahat gidiyorlar. Hastaneye daha rahat ulaşıyorlar. İstedikleri hizmetlere daha rahat elde ediyorlar. Yoksa hemen bizim gayri safi milli hasılamız şu kadar arttı. Tabii ki artacak. İşte bu artan hasılayla da size daha güzel hizmetler yapılacak. Zenginsinizdir de ülke olarak. Fakat engelli insanların hayatını rahatlatmıyorsunuzdur. Onların önünü açmıyorsunuzdur. Bu gelişmiş bir ülke, gelişmiş bir demokrasi değildir. Yani sizleri hem ülke yönetiminde söz sahibi yapmak gerekiyor, hem bulunduğunuz şehirde bu tür destekleri vermek gerekiyor. Ben Yozgat'ta görevde bulunduğum sürece buradaki kardeşlerimiz bizim için birinci derecede öncelikli. Şehit Gazi ailelerimizle beraber
Yargı takipçisi yok. Ben tabii gittiğim okullarda, hastanelerde, kamu kurumlarında hemen bakıyorum. Rampa yapılmış mı? Rampa kullanışlı mı? Rahatça bu arkadaşlarımız istediği yere ulaşabiliyorlar mı? Kamu kurumlarının idarecilerine rahatça ulaşabiliyorlar mı? Şehir içi ulaşımında gerekli destek sağlayabiliyorlar mı? Bunun inşallah altyapısını hep birlikte daha iyi şekilde yetiştireceğiz, güçlendireceğiz. Bu şu demek değiliz, bunu sadece biz kamu kurumlarıyla falan yapacak değiliz. Bunu sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yapacağız. Hamit Hanım'la, onunla birlikte bu şehirde, ilçelerde kurulmuş derneklerin kanaatini alacağız. Yani devlet hizmeti demek sadece devlet tarafından verilen hizmetleri alıp size yönlendirmesi falan değildir. Eğer bu hizmetler sizin içinizden çıkmış dernekler vasıtasıyla devam ediyorsa bu bizi meşru kılar. Ne demek meşru kılar? Bizim iç barışımızı sağlar. Yani daha iyi hizmet ettik. Hedef kitlemizin istekleri doğrultusunda bunlara hizmet ettik. Onları da bizim hep birlikte güçlendirmemiz gerekiyor. İşte bu. Sabah sağlam bir gençken bir trafik kazasında engelli hale geliyor. Mesele o hale gelmeden o insanlara destek olmak, onlara yardım etmektir. Onlara kendisini ifade edecek ortamları sağlamaktır. İnanın bunlar bizim için hiç böyle vakit kaybı, zaman israfı falan hiçbir şey değil. Sponsorlarımız sayesinde bunlar ki sosyal güvenlik kurumunda da başlayıp bir de müdürümüz de burada bir resim verelim. Gel, sen de gel. Önce diyorlar, tamam. Böyle indir. Renklilerimizin bizzat yapmış olduğu iş boyunca eski tekniğini kullanarak efendim, nasıl süreli? Sayın biraz daha... Öztürk. Nerede oğlum? Ne? Canan abi. Nereden? Bilmiyorum ki galiba. Başkan